Evet hocam, sıradaki sorumuz şu şekilde. Evet. Gülnihan Hanım sormuş. Diyor ki hocam selam. Gülnihan. Öncelikle soru için lütfen yadırgamayı gülebilirsiniz demiş. Tövbe tövbe hadi. Oturun lütfen ve bir kolunuzu yukarı kaldırıp indirmeye başlayın. Ama aynı zamanda da sesli olarak bunu yapmak istemediğinizi söyleyin. Kolumu kaldırmak istemiyorum deyin. Evet, harekete devam edin. Ya da gözlerinizi kapatın. Ve sesli olarak gözlerimi açmak istiyorum deyin. Fakat açmayın. Gözlerimi açmak istiyorum, gözlerimi açmak istiyorum, gözlerimi açmak istiyorum. Evet. Şimdi diyor, eylemlerimizi harekete geçiren gerçekte düşüncemiz. Eyvallah. Ama düşünce denen şey ne ki her kararımızı harekete geçiriyor? Çok küçük zaman dilimlerinde oluyor ama söylediğimiz şeylerin hiçbir önemi yok. Ünlem. Bir uzvumuzu bir harekete geçiriyoruz ama dilimiz bunu yapmak istemediğini söylediği halde en küçük bir hükmü yok sözümüzün diyor. Düşünce beyne nasıl hükmeder diyor. Demek ki söz düşünce değilmiş. Bu demek güzel soru. Yalnız enteresan sorular geliyor ya. Yani mesela evet, bu soru hocam da güzel bir soru. Hakikaten bir arkadaşın Gülnihan Hanım mıydı? Evet. Yani bu soruyu sorabilmesi için hakikaten buna kafa yorup kendi bayağı bir dinleyip hatta denemiş olması lazım. Vallahi tebrik ediyorum böyle kendini kurcalayan arkadaşlar. Takipçilerimiz kendine bir şey. İyi bakıyor hocam. Aynen öyle. Kendine iyi bak göreceksin diyorum buradan tekrar. Şimdi gözümüzü kapatıp gözümü açmak istiyorum dememizi bir başkası bize bir deney olarak öneriyor. Eğer gözümüzü kapattığımız anda gözümüzü gerçekten açmak isteseydik bu söylememizi değil gözümüzü açmamızı gerektirirdi. Şimdi burada düşünceye iki farklı şey yaptırmış oluyoruz. Bir tanesinde oradaki direktifleri kullanıyoruz. Aslında bir başkasının zihni beni kontrol ediyor sen okuduğun zaman. Gözümü kapatıyorum ve ağzımla bir şey söylüyorum. Ağzımla söylediğim şey benim istediğim şey değil. Benden söylenmesi istenen şey. Aynı şekilde evde otururken bunu yaptığınızı düşünün. Gözünüzü kapatın ve kendinize deyin ki gözümü açmak istiyorum. Şimdi gözünüzü kapatma eylemi sizin istemli olarak karar verdiğiniz eylem. Ağzınızdan çıkan söz ise gözümü açmak istiyorum cümlesini tekrarlamak. Gözünü açmak değil. Dolayısıyla söz düşüncenin kendisi değil. Söz, hatta bazen yalan söylüyoruz malum hani zihnimizde olan bir şeyin tam zıttını bir gerçekmiş gibi ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla burada fiziksel bedeni harekete geçiren şey söz değil. Söz en fazla aracı olabilir. Esas olan düşünsel bir karar. Ve o düşünsel karar sözümüzü de gerçeğe uygun ya da muhalif hale getirebiliyor. Ama yani meselenin bu noktasına kadar düşünebilmiş olduğundan dolayı Gülnihan Hanım'ı gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü burada ince bir ayrım var. Ağzımızdan çıkan sözün genellikle düşüncemizin yansıması olduğunu düşünürüz. Halbuki bu örnekte de görüldüğü gibi değil. Aslında biz konuştuğumuz çoğu şeyi, ben şu anda konuştuklarım dahil olmak üzere, gayet otomatik pilotta, gayet işte heybeden alıp saçarak bir şekilde, bilinçsiz bir şekilde kullanıyorum. Gerçek düşüncem ise bambaşka. Hatta bu soru geldiği andan beri, sen okuduğun andan beri, yani şey düşünüyorum, ben hangi düşünceyle bu kelimeleri acaba şey yaparken bak konuşacağımı unutmak üzereyim. Zaten evet, yani ona takılınca hep hablo hablo oluyor konuşmalar. İşte otomatik pilotta yaptığımız bir şey konuşmak. Çok üzerinde düşünmeye kalkarsak ne söylediğimizi unutabiliriz, düşünce zincirimiz kopabilir. Biz içeride bir, şöyle düşünelim, bir düşünce çarkı dönüyor, ağızdan paketler çıkıyor. O dönen düşünce çarkı ise çok şükür kendi kendine çalışan ve bizim çok fazla anlık dahlimizin olmasını gerektirmeyen bir sistem. Günler, deneylere devam. Tebrik ediyorum.